Hocam kişi yakınlarına kızdı diye bütün mal varlığını bir başka kişi veya kurumlara bağışlaması da hariçlerden mal kaçırma olarak değerlendirilebilir mi? Şimdi Kızgınlık ve düşmanlık. hayattayken malı bağışlamanın da bir yolu var. Bu bizim fıkıh geleneğinde şöyle bir söz vardır. Derler ki bir insan malının üçte birini öldükten sonra istediği yere bağışlayan, yani öldükten sonra istediği yere verilmesi için vasiyette bulunabilir derler. Üçte bir. Ondan sonra eğer mirasçısı yoksa daha fazlasını da yapabilir derler. Mirasçısı varsa üçte birden fazlası geçerli değildir diye bütün fıkıh kitapları bunu yazmıştır. Bunun delili de Sa'd bin Ebi Vakkas hadisidir. Yani Sa'd bin Ebi Vakkas Resulullah'ın ashabından veda haccında hastalanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret ediyor. O diyor ki, ya Resulallah, benim bir tek kızım, zengin bir adamım diyor. Artık ki durumu görüyorsun, çok da sancılanıyor, öleceğini düşünüyor. Durumu görüyorsun diyor, ben zengin bir adamım, bir tane kızım var diyor. Malımın yarısını Allah rızası için bağışlamak istiyorum, öldükten sonrası değil. Hayatta, çünkü bu ayetlerin hepsini biliyor onlar. Resulullah onları iyi yetiştirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hayır. Yarısı olmaz diyor. Şimdi bakın şurada dikkat edin. Şöyle düşünmüştür çok büyük bir ihtimalle Sa'd bin Ebi Vakkas. Bir kişinin bir tek kızı varsa mirasının yarısı ona verilir diye Nisa suresinin 11. ayetinde var. Tabii başka mirası yoksa kalanı da oraya ona verilir. Ama tabii miras hukuku çok ciddi anlamda tahrif edildiği için yani kızlar orada büyük ölçüde zarar görmüşlerdir. Bu bizim Abdurrahman Yazıcı'nın mirasla ilgili yeni çıktığı çalışması. O çok önemlidir. Onu mutlaka okumak lazım. Orada bunlarla alakalı yapılan yanlışlar kaynaklarıyla birlikte anlatılıyor. Şimdi yarısı diyor, yarısını bağışlayayım. Hayır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki diyor, üçte birini bağışlayayım. Üçte biri de çoktur ama olabilir diyor. Mirasçını hiç kimseye muhtaç bırakmaman başkasına yapacağın bağıştan daha hayırlıdır diyor. Şimdi bakın bu bir tek kızı ve sadece malının üçte biri ve zengin bir adamım diyor. Tamam mı? Dolayısıyla insan hayatındayken mirasçıdan mal kaçırma işi olmaz. Yani hukuk buna göre oluşmalı. Ama maalesef fıkıh buna göre oluşmamış. Resulullah'ın üçte bir de çoktur sözünü bu hayattayken bağışlayalım dediği halde bunu öldükten sonraki vasiyet diye anlamışlar. Çünkü başka değer bu şekilde anlayacakları başka bir şey yok. Yani çünkü öyle anlamak hesaplarına geliyor. Çünkü kaynaklarda böyle bir ifade yok. Yani bu hadisle ilgili kaynaklarda böyle bir ifade yok. Tamamen harcamayla alakalı zaten Münafıkun suresinin 11. ayetinde okuduk. 10. ayetini hep beraber okuduk. Hayattayken elden çıkarmak gerekir. Şimdi böyle yaparlar. Dolayısıyla sonuç olarak bu hadis-i şerifte esas alındığı zaman görülecek. Mirasçıdan mal kaçırma olmaz. Ama elbette ki kişi malını mülkünü malında istediği gibi tasarruf eder ama mirasçılarını zarara sokmamak şartıyla.